Merhabalar çocuklar. Bugünkü denememizin cevap anahtarını veriyorum. Birinci soru. Şekilde dünyanın birinci durumdan ikinci duruma doğru giderken verilen şekilde giderken olan olayları soruyor bize ve diyor ki hangisi mümkün değildir. Hemen bakalım. Kuzey yarımkürede gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalması çocuklar. Kuzey yarımküreye baksanıza hangi mevsimden hangi mevsime doğru geçiş var. Sonbahardan sanki kışa doğru geçiyor. Herkes gördü değil mi? Kışa doğru gidiyorsa gündüzler kısalıp geceler uzar A şıkkı doğru. Güney yarım kürede birim yüzeye düşen enerji miktarı artıyor. Çünkü yaz mevsimine doğru gidiyor. O da doğru. Ekvator bölgesindeki bir cismi gölge boyu uzar. Çünkü 23 Eylül'den sonra tabi dik gelmişti zaten ekvatora. Sonrasında uzamaya başlayacaktır. O da doğru. Türkiye'de cisimlerin gölge boyu kısalır diyor kış mevsiminde en uzun gölge boyu görünür. Çünkü ışınlar en eğik gelir. Yanlış. 1. Denizli. 2. İki. İkinci soru da çocuklar. Verilen grafik incelendiğinde 21 Mart'ta 21 Haziran'da arasında bakın dik düşüyor ışınlar. O bölge neredeyse düşünün 21 Haziran'a doğru dik düşüyor. Hemen 21 Haziran'ın özelliğini söyleyin. Nereye dik düşüyor ışınlar? Yengeçe yani kuzey yarım kürede. O halde bu da 21 Haziran'a doğru dik düştüğüne göre demek ki bu bölge kuzey yarım kürede. Ve yengeç dönencesinin daha altında yani ekvatorla yengeç arasında bir yerde. 20 Mart'ta ekvatora dik düştü. 21 Haziran'da unutmayın bu özellikleri biliyorsunuz zaten. Yengeçe dik düştüğüne göre bu bölge ekvatorla Yengeç arasında bir bölge. Kuzey yarımkürede bir bölge. Buna göre hemen bakalım. ikinci sorunun verilen bilgilerle ilgili doğru diyor. Hangisi doğrudur diyor. Cismin gölge boyu yılda iki kere sıfır olduğuna göre cisim dönenceler arasında bir yerdedir. Hatta az önce söyledim yengeç ile ekvator arasında. Yengeç ile oğlak arasında oluyor. Doğru. 21 Mart ve 21 Haziran tarihleri arasında. Pardon. iki kere sıfır olduğu demek. Grafikte baksanıza. 21 Mart 21 Haziran arasında. Ee, dik düştü. Gölge boyu sıfır doğru. 21 Haziran ile 23 Eylül arasında bir daha sıfır oldu. Yani birinci yargı doğru. İkinci yargı 21 Mart ve 21 Haziran tarihleri arasında güneş ışınlarının dik olarak düştüğü bir bölgedir. Evet az önce söyledim. Doğru. Ölçüm yapılan her yer ekvator ile oğlak Hayır mümkün değil. Yengeç ile oğlak e, ekvator arasında dedim yanlış. Bir, bu bölgede 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanır. Evet 21 Haziran'da burada e, kuzey yarım kürede biliyorsunuz en uzun gündüz. 21 Aralık'ta ise en uzun gece yaşanır doğru. Cevap 2'nin cevabı Ceyhan. Üçüncü soruya bakacak olursanız yıllık sıcaklık ve yağış değerleri grafiği verilmiş. Buna bağlı olarak hangileri doğrudur diyor. Kuzey yarım kürede olduğunu nasıl anlayacağım? E, ee, sıcaklıklara baksanıza. Ocak ayında sıcaklıklar düşük yani kış. Haziran-Temmuz ayında ise sıcaklıklar yüksek yani yaz mevsimi. Haziran-Temmuz yaz mevsimi ise kesin kuzey yarım küre. 1. Doğru. 2. Bölgeye en çok yağış kış aylarında. Baksanıza Ocak, Aralık. Evet doğru. 3. Yağışlar genelde kar şeklinde. Ben bunu buradan göremem çocuklar. Siz de göremezsiniz. Gitti. Yazları sıcak ve kurak. Evet yağış oranı yok ve sıcak. Gördüğünüz üzere grafikten cevap çocuklar Ceyhan. Gelelim dördüncü sorumuza. Yeryüzünde birbirinden farklı özelliklere sahip milyarlarca canlı yaşamaktadır. Bu canlıların sahip oldukları özellikleri belirleyen DNA'larındaki nükleotitlerdir. Ama biliyorsunuz ki nükleotit çeşitleri hepimizde aynıdır. Peki neden birbirimizden farklıyız? Nükleotit dizilimiz birbirimizden farklı. O halde 4'ün cevabı denizli. 5. Buna göre verilen şekilde hangileri doğrudur? 6 çeşit nükleotit olamaz. 4 çeşit nükleotit var. 1 yanlış. 2. 1 numaralı yapı DNA ismini evet deoksiriboz şekeri DNA'nın adı ne? Deoksiribonükleik asit. Yani 1 doğru. 2. Pardon, 2 doğru. 1 yanlış, 2 doğru. 3'e geçtim. 2 numaralı yapı sitozin nükleotididir. Hemen guanin karşısına ikiye bakıyorum sitozin gelir. Doğru diyeceğim gibi değil mi? Ama sitozin organik bazı demeli. Nükleotit derse işin içine şeker girer, fosfat girer. O halde bu 3 numaralı cümle yanlış. 3 numaralı yapı 4'e geçtim. 3 numaralı yapı DNA'nın yapı birimidir. Hemen bakayım 3 numaralı yapıda neler var çocuklar? Şeker Değil mi? Organik baz ve fosfatı da almalıydı. Sanki şekilde bir bozukluk var ama nükleotidi çizmeye çalışmış 5. Nükleotidi çizmeye çalışmış. Şıklarda yalnız 2 olmadığı için zaten direkt hepiniz farkındasınızdır. Şekil yanlış çizilmiş. 5'in cevabı Ceyhan. 6. soruya bakalım. K organik bazı, L organik bazı bana bilgiler veriyor ve diyor ki bilgi olarak K ve L canlılarındaki nükleotit sayıları eşit. Çocuklar nükleotit sayısı eşitse bu DNA molekülündeki nükleotit sayısı eşitse şeker sayısı da eşittir, fosfat sayısı da eşittir. Bunu unutmayın. Tek zincirindeki nükleotit sayısı da eşittir. 1. Doğru. 2. Tek zincirlerindeki adenin nükleotit sayısı eşit olabilir. Olabilir dediği için kabul ediyorum. Eşittir diyemem ki. Organik sayıların oranlarını vermiş ama eşit olabilir. Çünkü e, adenin, timin, guanin, stözin şekle bakacak olursanız sadece toplamını biliyorum. Sayısını bilmiyorum. Geçelim. E, üçüncü de L canlısının DNA'sına kullanılan o deoksiriboz şeker sayısı K canlısınınkine eşittir. Çünkü nükleotit sayılar eşit. Burada fazladır demiş. Yanlış. Cevap 6 Adana. 7. Verilen çekil DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili ve bununla ilgili hangisi doğrudur diyor çocuklar. Hücrede Bölünmeyi başlatan olaydır. Evet. Bölünmeye hazırlık aşamasında zaten DNA kendini eşler. 2. Kalıtım bilgisinin devamlılığını sağlar. Evet. Her hücrede aynı DNA sayısı, aynı kromozom sayısı oluşur bu sayede. Doğru. 3. Canlının yeni özellikler kazanmasını sağlayamaz. Çünkü DNA dizilimi aynı. Bilgi aynı bilgi. Yeni özellik katamaz. 4. Çekirdekteki serbest nükleotit sayısı şu esnada azalır çocuklar. Çünkü yapışıyorlar, DNA molekülü oluşturuyorlar, serbest haldeki dolananlar azalır. O halde cevap 7'nin cevabı Adana. 8. sorunun cevabına bakacak olursam. Birinci ve ikinci bezelyelerin çaprazlanma sonucunda yüzdeli oran, oranında homozigot bezelye oluşacak. Hemen 1 ile 2'ye şıklara bakalım mı çocuklar? Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Yüzdeli melez, saf saftöl. Sanırım uydu gördünüz mü? B şıkkına bakayım. Küçük A, küçük A, büyük A, küçük A. Siz bunu zaten ben kafadan yapıyorum ama siz umarım yazarsınız. E, büyük A, küçük A, yüzde Küçük A, küçük A, yüzde Bu da uydu. Güzel. C şıkkına bakar mısınız? Küçük A, küçük A, büyük A, küçük A. %100 büyük A, küçük A. C hanı eledim. Denizde de yüzde elli melez. Yüzde elli olanı da şey, saf dört çıkıyor. A, B ve D oldu. Şimdi öbür bilgiye bakayım. 1 ve üçüncü bezelyelerin çaprazlanmasıyla iki çeşit genotip, tek çeşit fenotip olacak. Bir daha tek çeşit fenotip olacak. Hemen 1 ile 3'e bakıyorum. 1 ile 3'e büyük A küçük A, büyük A büyük A çaprazlandığında çocuklar baskın olduğu için fenotipleri hep büyük A tipinde olacak. Ama genotipleri %50 oranında büyük A küçük A, %50 oranında büyük A büyük A. Aynen dediği gibi bakın iki çeşit genotip saydım, tek çeşit de fenotip saydım. O halde hemen cevabımız çıktı 8 A şıkkı. 9. soruya bakalım. Heterozigot düz tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelye çaprazlanıyor. Verilen çaprazlama ile ilgili hangileri doğrudur çocuklar? Düz tohumun üzerine hemen parantez yazıyorsunuz. Büyük harf çıka. Hetero, heterozigot düz. Büyük harf çıka. Buruşuk ise biliyorsunuz Küçük a küçük ağa. Zaten sizin bu bilginizden yola çıkarak bu soruyu çözmeniz lazım. Ee, ama mesela LGS de olsa bunun bilgisini size verecektir çocuklar. Baskın olduğu için şu büyük harfle gösterilir filan bilgi verirler size. Verilen e, bizim bilgimiz ışığında bu soruyu yani çaprazlamayı yapalım. Düz tohumluluk özelliği buruşuk tohumluluk özelliğine direkt baskındır doğru. Buruşuk tohumlu bezelye tohum şekli bakımından homozigot genotipe sahiptir. E tabi buruşuk çekinik. Başka türlü kendi özelliğini gösteremez ki zaten. İki de doğru. 3'e bakalım. Çaprazlama sonucu iki farklı genotip ve tek fenotipe sahip bezelyeler oluşur. Çocuklar bir buruşuk bir düz tohum oluşacak. O halde tek fenotip olamaz. Üçüncü yanlış. Dörde bakalım. Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin tamamında buruşuk tohum rengi geni Buruşuk tohum geni demeliydi burada. Buruşuk tohum geni evet hepsinde var. Çünkü çaprazlama yaptığım e, bezelyenin biri buruşuk tohumlu küçük a. Hepsinde küçük a geni bulunmaktadır. O halde cevap 9'un cevabı C. 10. soru çocuklar. Bezelyelerde uzun boyluluk gen özelliği kısa boyluluk özelliğine baskındır. Buna göre hemen üzerine yaz. Uzun boylu bir bezelyenin arı döl ya da Melez olup olmadığının anlaşılması için ne yapmam lazım çocuklar? Uzun boyluyla uzun boyluyu çaprazlarsam bir şey anlayamam ki. Bakın atalardan hemen şıklar okuyalım ona göre cevaplayalım. Atalardan birinde kısa boyluk geninin bulunması. iki tane uzun boylu yapabilirim ama büyük halka büyük halka çıkar bir belirleyiciliği yok. Aynı nesildeki diğer becerinin kısa boylu olması bunda hiçbir belirleyiciliği yok. Yavrulardan birinde kısa boyluluk geninin olması, yavrulardan birinde kısa boyluluk geni olsa bile yanındaki büyük a ise uzun boyludur yine bir anlamı yok. Ama Denizli'ye bakar mısınız? Ata bireylerden biri kısa, diğeri uzun olursa ve yavruların hepsi uzun olursa evet dedim ki kesinlikle uzun boyluluk geni baskındır. O halde 10. sorunun cevabı Denizli. 11. soruya bakacak olursanız çocuklar emme basma tulummasında içerideki basıncı o pistonu yukarı çekerek azaltıyorum. Aşağıdan etken atmosfer basıncı büyük. Benim şu sistemin içerisinde oluşturduğum basınç küçük ve sıvı yukarı doğru çıkıyor. Sonra da ittirdiğimde benim oluşturduğum basınçla su boruya doğru gidiyor musluktan akıyor. Umarım anlaşılmıştır. 11. soruyla ilgili hangisi yanlıştır? Çocuklar direkt denizliğe bakalım mı? Yan babın açılarak suyun tahliye olması açık hava basıncıyla olmaz. Benim içeriden ittirdiğim piston o suyu itiyor. Benim oluşturduğum basınçla sistemin içerisindeki basınç da olur. O yüzden cevap denizli. 12'ye bakalım. KLMN cisimleri aynı ağırlıkta herkes gördü okudu ve diyor ki bunların oluşturduğu basınçlar biliyorsunuz iz derinliği dediği batma miktarıdır ve batma miktarı basıncıyla orantılıdır. Basıncı çok ise batma miktarı çoktur. Demek ki LM'nin basıncı çok Hı, demek ki LM'nin yüzey alanları az. KN'nin basıncı az demek ki KN'nin temas eden yüzey alanları fazla. Şimdi çocuklar LM'nin dedim ki yüzey alanı az oluşturacağı basınç fazla olur. KN'nin yüzey alanı fazla oluşturacağı basınç az olur. Hemen şekle baksanıza. Bu söylediklerim ışığında cevap tabii ki Ceyhan. Çünkü L ve M'nin yüzey alanı azdır oluşturduğu basınç fazladır. Ve ikisi de 2 santim battığı için yüzey alanları eşittir. O yüzden basınçları da eşit olur. Cevap Ceyhan 12 Ceyhan. 13. soruya bakalım. Burada yine aynı şekilde çocuklar bilgiyi vermiş size. Ve siz lütfen yazın. Eşit birimlerden oluşan diyor ki temas eden yüzey alanları aynı ama ağırlıklarını vermemiş. Siz ağırlıkları arasındaki ilişkiyi bulacaksınız. Mesela M'nin basıncı diğerine eşit, diğerlerine eşit ama yüzey temas eden yüzey alanı küçük. Ha demek ki ağırlığı küçük. Mesela Denizli'de, Ceyhan'da ağırlıkları küçük olduğu için ben M'yi tercih etmem. Niye? En büyük basıncı araştırıyorum. Burada L'ye baksanıza temas eden yüzey alanı 2 ama diğerleri kadar basınç oluşturmuş. Demek ki ağırlığı fazla. K'ya bakın temas eden yüzey alanı fazla. Ha, diğerleri kadar basınç oluşturabilmiş G bölü S'de. Demek ki ağırlığı da fazla ama hangisinin basıncı en büyüktür? G bölü S orantılayarak yazdığınızda cevap bolu çıkıyor çocuklar. Lütfen hesap yapın bu soruda da. 14. soruda. Hava akımını ben pompayı sıkıştırarak hava akımını oluşturuyorum. Oradaki hava tanecikleri akarken A noktasında basınç azaldığı için sıvı yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü sıvılar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur çocuklar? Hadi okuyalım. A noktasında hava akımı nedeniyle yüksek basınç oluşmuştur. Yanlış. Tam tersi alçak basınç oluşmuştur. Bir gitti. Kaptaki sıvı yüzeyine etki eden Açık hava basıncı sıvıyı yukarı doğru çıkarmıştır. Evet, kabın içerisine açık hava basıncı etkiyor ve ben yukarıda basıncı azaltıyorum. Sıvılar yüksek basınçtan alçak basınca doğru aktığı için borunun içerisinde yükseliyor. Yani ikinci yargı doğru. Dikey borudaki sıvının yükselmesinin nedeni akışkanların yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareketmesidir. Doğru. Olayda Pascal prensibinden faydalanır bu sayede sıvılar akıyor. Doğru. Cevap Denizli. 14 denizi. 15. soruda çocuklar. Şu anda hiç pistona kuvvet uygulamadığımı düşünün. M noktası en altta olduğu için basıncı en fazla. Birinci yargı doğru. Sonra kuvvet uyguladığımda sıvı basıncı aynen iletir. Benim kuvvetimin oluşturduğu basınç K, L, M noktalarına aynı değerde iletileceği için M'deki artış oranı L'deki artış oranına o da K'daki artış oranına eşittir. Anlattığıma göre cevaplayalım hangileri doğrudur. F kuvveti uygulamadan önce not edilen basınç değerleri MLK birinci yargı doğru. F kuvveti uygulamada basınç ölçeri not edilen değerleri eşittir. E, çocuklar not edilen değerler eşit değildir. Not edilen değerler M'deki en fazladır ama artış oranları eşittir. O yüzden iki yanlış. Sıvılar sıkıştırılamayacağı için basınç ölçerinin gösterdikleri değerlerde değişiklik olmaz. Hayır. Biz zaten sıvılar sıkışır. O yüzden şöyle olur. Hiçbir zaman demedik. Sıvı üzerindeki basınç Pascal prensibiyle her yerine iletilir dedik. O yüzden her yerindeki farklılık eşit olur dedik. O halde 3 de gitti. 4'e bakalım. F kuvveti uygulandığında tüm basınç ölçerdeki Basınç değişimleri evet eşittir. İşte bu Pascal prensibi zaten. O halde 15'in cevabı C. 16. Yine aynı şekilde cendere çocuklar burada dedim ki yüzey alanı arttıkça taşınan kuvvet artar. O halde yüzey alanı en fazla dengelemek için F3 en fazla. Yüzey alanı en az ise S, F1 en az. Beğenler ışığında hadi devam edelim. F, F1, F2, F3 arasındaki ilişki. F3 en büyük. Evet, yüzeyinin en büyük. F1 en küçük. Evet, yüzeyinin en küçük. F2, F birbirine eşit. Çünkü yüzey alanları aynı. O halde 1 doğru. Tüm basınç ölçerlerin gösterdiği değerler eşittir. Çünkü basınç iletiliyor burada. Basıncı ölçüyor. ekstra basıncı ölçüyor çocuklar. Hepsi birbirine eşittir. Doğru. Sistemde kuvvetin iletilmesi ilkesine. Hayır bir kere sıvılar asla kuvvet iletemez. 3 gitti. Cevap 1 ve 2. 17. Tabloda bazı elementlerin periyot ve değerlik elektron sayıları verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Çocuklar X ve Y'yi hemen dikkat çekmek istiyorum. Bunu hep söylüyorum. Birinci periyot dediği anda dikkatli olun. Birinci periyot Y elementi mesela bir numaralı element. Helyum mu hidrojen mi? Söyleyin bir numara hidrojen. Hidrojen ametal unutmuyorsunuz. 1 A grubundaki tek ametal. X'e bakalım. Birinci periyot. 2 A'da mı acaba? 2 elektronu var değerli elektron sayısı 2 ama 8 A'da oturuyor. Helyum bir soy gazdır. Bakın T ile X aynı grupta yer aldı. ama unutmayın. T ve X aynı grupta Adana doğru o zaman. Bolu'ya bakalım. Y ve Z benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Bakayım Y ametal dedim, hidrojen dedim. Bir, birinci periyot bir A grubunda. Ama Z'ye bakar mısınız? İkinci Periyot o da bir arada. Hemen zaten y'nin altında oturan lityum metal. Metal ametal asla fiziksel ve kimyasal özellikleri benzeyemez. 17 bolu. 18. soruya bakalım. Çocuklar, hangisi suda tamamen iyonlarına ayrışabilir? Tamamen iyonlarına ayrışırsa zaten kuvvetli asittir. Ha azıcık ayrışıyorsa yukarıda yazıyor zaten zayıf asittir. Bizim burada laktik asit, asetik asit, sitrik asit. Hatırlıyorsanız milli eğitimde verilen asitler ve önemli efendim biri yoğurtta, biri sirkede. Hangisini söylemiyorum lütfen siz milli eğitimin kitabını açıp bakıyorsunuz hemen. Bunları ezberleyin oldu mu? Yiyeceklerimiz zayıf asittir. O halde yemediğimiz ne var burada? Nitrik asit. 18 Ceyhan. 19. soru. Hangisi yanlıştır asit yağmurlarıyla ilgili? A şıkkı. Topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin daha sağlıklı. Hayır. Tam tersi. Erozyona sebep olur. Bitki örtüsünün ölmesine, zamanla çölleşmeye sebep olur. 19 Adana direk. 20. Çocuklar burada X kabının pH değerini veriyor. Demek ki X bir asit. Üzerine koyduğumuz Y ortamın pH'ını artırmış. Y baz olabilir. Y nötr olabilir. Y zayıf asit olabilir. Çünkü 7'ye doğru kalmış. Hemen bakın zaten söylediklerimiz var. Y su olabilir. Asit, zayıf asit deseydi daha güzel olurdu. Olabilir ama sonuçta zayıf asit de olsa asit. Y baz o da olabilir. Değeri orada kalabilir çünkü nötrleşme tepkimesine doğru gidiyor. Erlenme ayardaki NH3. Hayır. X bir asittir. NH3 ise bir bazdır biliyorsunuz. O halde cevap Ceyhan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.